içimden geldi. Sevgililer günü. Futbol heyecanının Medya tam zamanı. Medya Mart Tatavayı sunar. Elon Musk üreticileri yeni model araç için Tesla mühendislerinin fabrikada e, yaşamasını. istedi. E, normal. Fabrikada dışarıya... yaşamasını mı istedi? Fabrikada yaşamasını mı istedi? Fabrikada yaşamasını çünkü, çünkü bunları bunların bir robotlar birilerini öldürmedi mi öyle bir şey olmuştu sanki. Abi şimdi herif yeni bir şey yapıyor. Dışarı çıkmasını istemiyor yani. Buradan çıkmasın diyor normal yani. Abi bence bu adam zaten... Ee... ya, ya bu olmasa yatırımına... Amerikan medyasında haber yok ya. Abi bununla Trump ya. Vallahi bak ya. Doğru bak diyorsun, bu ha? Trump Super Bowl başka. Hakikaten bir şey yok. 3-4 Kim Kardashian'ın yeni manita falan. O. Ama bir şey diyeceğim. Normal ol, o mu acaba bizimki? He? Tabii canım. Normal ol. <laughs> normal ol. Tabii Bizim, şöyle yani. yani. Bizimki yani, normal abi. Tabii biz beyin tokatlanıyor devam. Günde bizimki 7 tane var abi. Tabii tabii. Bizimki normal. Ama ya bu adamın da burada da bence sürpriz yok bu arada yani hani. Çok normal abi. E, zaten bence kapitalizmi vücut bulmuş hali gibi bir adam yani burada. Tabii, tabii. Yaptığı seviyorum her şey. Ya. İlanı. İlanı iki seviyorum. İki gün ama. sonra şey yapmak için. Vurgun yapmak için yani. X'te mavi tık olanlar Elon Musk'ı arayabilecekler. Independent. Ben Arasan... X'te yokum sen varsın. Mavi tıkım var mı? Mavi tıkı tıkım var ama ne konuşuyorsun? Arasam ne diyeceksin? Arasam ne derim? Yani Elon Musk'a... Ya, de al bir Tesla'ya be. Uyudun mu? Bir Tesla'mız yok mu? Bir te... <laughs> Uyudun mu güzelmiş. <laughs> Uyudun mu güzelmiş. Ben bir... buna bir tek uzaylı... uzaydın. Yani uzaylı olduğunu ne zaman açıklayacaksın diye sorarım. Ya ben bu hakikaten bu arada... Gene en sorulabilecek magazin değeri de var. Belki bilgilendirici bir şey de çıkabilir orada. Çığır açıcı, ufuk açıcı. Insan Ama sen tabii. hangi gezegenden değil ya falan diyeyim. Yani e, anca öyle bir şey olabilir gibi geliyor bana da. Yalnız adam X'te... Chris Tucker'a yayın şeyi verdi. Ve tabi hayvan gibi izlendi. Çünkü Chris Tucker aşırı Trumpçı. Tam sağcı. Çok izleyicisi var. İlk röportajını Trump'la yaptı. x'teki şu videoda. Şimdi de Putin'le yaptı. Hmm. Çok o Chris Tucker'la falan çok yani bir daha başka bir şey? Chris Tucker, Chris. Chris... Takır Karsın ya özür dilerim. Takır Karsın, Chris Takır Tucker... diyor. Ben de Takır Karsın, Takır Karsın. Chris Tucker tokat yiyen yani işte. Evet Chris ya. Tucker tokat yiyen. Biz andı Chris Tucker. <laughs> Tucker Carlson çok çok nasıl fenomen bir televizyon televizyoncu herif. E, Fox adamı kovmak zorunda kaldı. Büyük davalar sonucunda. Tucker Carlson e, ikisi bir daha yeniden canlandıran adam oldu. Yeni bir şey çıkmış ya. Ne? ne? Sosyal, platform ya da... Var mı? Var mı gibi bir şey. Yıllık 5 dolar ödüyormuşsun. Kapalı şeymiş, kapalı grupmuş. Hmm. ya gene sosyal. ama daha küçük. Yani işte belli bir, bir, bir para ödüyorsun. Hep öyle başlıyor zaten abi ya, Yani Ama tres traş oldu biliyorsun. Tresten bir şey olmadı yani. E aynen. Ama çünkü zaten orayı domine eden bir şey var abi şimdi hani insanları. Ama o işte tam o Yani Twitter tak... biraz Selpak mendil gibi oldu yani anladın mı? Hani evet, mendil tak... ihtiyacın evet. olduğunda Selpak diyorsun gibi. Takır Twitter karşısına yani. şey açmazsa açtıktan sonra şeyle makası çok açtı. Threads'le. Ya zaten çok büyük makas var iyice açtı. Abi orayı çok Hayır Hayırlısı olsun. Şeyle Twitter'la e, Instagram falan da çok işte arada periskop girdi. E, şey neydi? Bir tane bu tam pandemi döneminde gene chat odalarının olduğu man bir şey space. vardı. Space. Hatta he, sp Space. Space miydi? Twitter Club Space abi. işte. Clubhouse, Yo, Club Yok Clubhouse, Clubhouse. Clubhouse abi işte Elon Musk. Pazar günü saat 11'de Clubhouse. Clubhouse'da bilmem ne odasında falan diye. Var Aynı hala sohbet odaları var galiba öyle. Twitter'da yapıyor mu sanıyorum onu değil mi? Ya şu an aynen. Yani devamlı Hı. görüp hiç girmedim. Oğlum dışarıda oturun sohbet edin lan. Ne ama, odalarda konuşuyorsunuz? Ama giriyor devamlı Twitter'a girdiğinde bilmem ne bilmem ne şu an chat odasında işte. Ya bu arada aslında besteci bir tarafı ben. var bence yani. Hani... Öyle mi diyorsun? Ya kimle denk geldiğine ne de alakalı. Ama tabii çok kontrol Tanışıp evlenen da, biliyorum ben. He? Tanışıp evlenen biliyorum. Abi vardı canım, Alper Yılmaz kardeşim ya. selam olsun. Şebnem'le mutluluklar diliyorum kardeşim. Çeto Space Space neydi o? Işte. Neyse Clubhouse Neyse orada. Orada tabii bir böyle felsefi bir tartışmada. Hmm. Biri Kanada'dan, biri Ankara'dan iki insan vallahi anlaşabildiler. Sapyoseksüeller için orası yani Alper Yılmaz uyuyordu. kardeşimle e, Şebnem kardeşime tekrar mutluluklar diyorum. Kanada'dalar mı Ankara'dalar şimdi? Şimdi Kanada'dalar. Tabii ki. Hmm. Şebnem Ankara'da bir şirkette çalışıyor. Alper benim arkadaşım üniversitede. Alper Kanal'a yerleşmişti. Ee, böyle bir gene pandemi döneminde canı sıkılıyor, açıyor işte bir şey açıyor ama böyle hani dünyada bir kişi kalsa gene ahlak olur mu falan böyle hani böyle yüce bir tartışmalar var ya onlardan. Hani öyle Galatasaray fenleri değil yani. Güzel bir gey açıyor. Parasız aşk olur mu falan bir şeyler. Bilmiyorum, topiki bilmiyorum Aha. yani. Ama e, öyle tanışıyorlar orada. Yok o sosyal özellikle pandemi dönemi falan çok hmm. oralar e, da hareketlilik oldu yani. Evet. Oradan gerçekten hani hayatını bir şekilde bir araya getirip hayat kuranlar çok oldu. Zaten ne olduğunu bilmediğimiz bir dönemdi ya yani acaba yalnız mı kalacağız, yalnız evet. mı yaşayacağız falan o garip bir şeydi yani. Her şeyi sorgulatan bir süreçti. Bak bugün de bayağı insanı andık ya. Evet. Bayağı teyzemin oğlunu andım. <laughs> Beyaz Engin, futbol gibi Engin, selam gönderdik herkese. Engin, Engin Mutluer. <laughs> Abi Engin abi diyorum ya. 60 yaşında adam şeyle gidip geliyor ya. Valla bisikletle gidiyor Ankara'dan İzmir'e ya. Deli misin nesin diyorum abi diyorum. Ama o hala ya. bak. Saçında siyah yok beyaz yok ya. Yoktur tabii. Taş ki olmaz adam ya. Vallahi. Aynen. Onda olmaz. Uzun ömürler dileyelim. Evet. Şimdi. Realyan Bu kim abi? Realyan. Realyanlar diye bir e, tarikat abi. E, bu adamlar uzaylıların evet. varlığını... Ve hatta uzaylıların insanları kolladığı mıydı neydi öyle bir şey. Yani. birliğine mi? Öyle bir inanışı var. Şimdi bugünlerde Netflix'te bir belgesel var. Aynen yani insanları uzaylılar yarattı diyor. Ve bununla He. alakalı çok ciddi bir yapılanmaya gidiyorlar. 70'lerin sonu, 80'lerin başı hatta bir dönem işte 2000'lerin başı gibiydi galiba değil mi? 90'ların sonu. Ee, şey haberi de çıkmıştı. İstanbul'da bir tane otel odasında e, işte hmm. rayalyanlar buluştu. Ee, biraz daha böyle bir cinsel içerikli bir parti hmm. basıldı falan gibi bir şeydi. Hayırlısı olsun. Bunu sos. anlatan bir Tarikat içinde güzel para var. Hangi tarikat olursa olsun. Tarikat Abi içinde tarikat, içine tarikat içine elçilik... girip de köşeyi dönmen yok galiba ya. Var ya almaz olur mu e, ya? Tarikat, e, tarikat kurunca para kazanacaksın abi. Ama kurucu olman lazım. Kurban, kurman Merit lazım, olursan, biraz ilandırıcı sürünürüz. olman lazım. Birkaç kişiyi ikna etmen lazım. Yani çember yapacaksın işte. Şöyle uzaylıları bekliyoruz diyor. O yüzden bir elçilik kurmamız lazım diyor. Uzaylılar 2035'te gelecek. Ha mesaj. O zamandan beri de para topluyor. Tabii canım. İyi Tabii. abi. O Scientology falan hayvan gibi zenginler o Scientology tarikatı. Çok zengin ya bir tarikat, tarikat yani. Tarikat dediği şey zaten inanç istismarı değil mi? Abi şimdi şey, bak işte. bunların hepsi bir cemaat arayışında, bir i̇şte, cemiyet arayışında. Inanç istismarı zaten. Yok yok yani bir cemiyet arayışı insan. Aidiyet mi diyorsun? İnsan yani. kendini birey olarak rahat hissetmediği zaman güçlü hissetmediği zaman bir topluluk arıyor. Türk milleti zaten hiçbir zaman toplum olamadı hep bir cemiyetler veya cemaatler gruplaşması oldu. Bu her yerde öyle yani. İşte Galatasaray liseliler birbirini tutuyor mu? Tutar tabii. Tutuyor. O da cemaat, o da cemiyet yani. Öbürü de öbür cemiyet. Biri dini cemiyet, biri mason cemiyeti, biri efendim ne bileyim Atatürkçüler cemiyeti. Hmm. Bunun da cemiyetleşme. Karam var kamyoncular <laughs> Karaan var, değil mi? Kamyoncular. Tabii, o... O da şey, dokunuyor. meslek örgütlerinin. Bunların hepsinin sebebi ne ya baba biz de birlik olalım ki hani bir cemaat, cemaatimiz olsun. Şimdi bu şeyde de böyle. Dünyada da böyle yani. Özellikle Amerika gibi yerlerde olması çok doğal. Çünkü orada birey daha da yalnız. Türkiye'de çünkü herkes ailesi var ha ben kötü ihtimalle. Herkesin ailesi var. Orada öyle de bir şey de yok herif. Tek başına adam abi. Tabii çok ciddi bence kişisel bir boşluk olması lazım. Yani orada kardeş. da adam diyor ki ben Scientologist olayım. Efendim bilmem neci olayım. Rael bak bunu duymamıştım ben. Rayelci olayım. Bir şeyci olayım yani. Ben de bir şeyci olayım da. Dünya düzcü. Hani ben de yani. dünya düzcü olayım. Bizi kandırıyorlar olayım. Efendim uzaylılar gelecek. Savaş çıkacak. Ben işte silahlı. Kıyamet. Rifle, tarif, kıyamet rifle derneği. En çok üyesi olan dernek Rifle derneği. National Rifle derneği. A National Rifle Association. NRA, Amerika'da en çok üyesi olan dernek o. Silahçı olayım, kamyoncu olayım. Orada da var karan var. tırıcı Tırcı olayım. Sendika hiçbir şey olmasam sendikacı olayım. Mafyaya gireyim bir şey. Yapayım. Çünkü bireysin abi. Birey, bireysen teksin. Öbür türlü bir gücün var. Herif o yüzden işte gidiyor. Yok işte illuminati kuruyor. Bilmem ne kuruyor. Bir şey yapıyor. Ha, bir şey yapıyor yani. Neyse buna gelirsek. Bu yeni bir teori değil. Bu Anunnakiler var bilirsin. Anunnakiler. Aslında Anunnakiler bizden önce yaşamış bir toplumdu da efendim onlar da bizi yaptılar da filan. Bence şeyde yaşıyoruz biz. Ee, simülasyonda yaşıyoruz da bizi uzaylıların muzaylıların yaptı filan. Güzel o da güzel kafa. Güzel kafa o da. Aslında yani onun e, teorisine göre çünkü şey diyor e, işte uzaylılar bana bir mesaj verdi. Ben onu yaymak üzere artık ve bunu git insanlığa yay dedi. Beni gönderdi. Peki, peygamber ben lazım edindim. canım ben, tabii tabii. Ve bir noktada da artık klonlanmış tamam. uzaylılar toplum içerisinde galiba şu, şu, şu anda da değil mi aslında savundu o. Aynen şu anda da aslında toplum içerisinde dolaşan insan kılına girmiş klonlanmış uzaylılar da var. Uzaylılar ee, değil. İnsanları mı klon? Ha uzaylıların klonladığı insanlar var diyor. Bak mesela Vallahi bu Kanada Savunma Bakanı yıllar önce söylemişti yani Amerikan Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışan uzaylılar var demişti. Var olabilir ha. Olabilir yani. Matrix, what is matrix. Abi birilerine göre de biz uzaylıyız zaten. Başka bir gezegendeyse ya ben şu gayet what is, bence... What is Matrix abi? Var. Var tabii canım. Yani. Ya bu kadar büyük evrende, bu kadar büyük kainatta, Herkes kendi tek akıllı biziz. Abi yalnız olabilir miyiz ya? <laughs> Mümkün mü yani? İmkanı var mı böyle bir şey? Yani 18 bin aleme server olmuş Muhammed diye şey var. Peygamberimiz ah, için. Ah, şu... ee, ilahi var. 18 bin alem var diyor yani. 18 bin. Biz bir tane alemi biliyoruz. O da bizim şeyimiz. Yaşam e, bizim ilahi. kainatımız. 18 bin aleme server olmuş Muhammed diye ilahi var. Demek ki var yani böyle bir tahayyül edemeyeceğimiz bir büyüklük var. Lan biz bilir i̇şte dünya dışı ne? Ne dışı diyor? Galaksi dışı gezegen keşfediliyor ya. işte hmm. İşte 137 bin ışık yılı uzakta falan. Hmm. Oralarda herhalde bir şey vardır yani. Vardır mı canım? Bence de olmama ihtimali yok. Ama baba güzel yapmış kafı şeyi. Sistemi güzel kurmuş abi. Şimdi en son Amerika'da Fransa'da bir noktadan sonra böyle Şimdi Japonya'da. Japonya'da falan da böyle çok güzel tarikatlar hmm. olur biliyorsun. Oralarda aşağı, orada da işte abi bak hep ne o bireyin zayıf özellikle doğu toplumlarında işte samuraylık, yakuzalık bir şeye ait olacaksın yani. Yoksa adamı yerler. Ham yaparlar Sabri. <laughs> Fazla açılma. Fazla açılma bu olur. Boğarlar Sabri. Futbol heyecanının Media tam zamanı. Media Mart Tatavayı sundu.